Değerli kardeşlerim, 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadık. İçinde bulunduğumuz şehir, Gaziantep'imiz, İslahiye'miz, Nurdağ'ımız, komşumuz Hatay, 11 şehir 100 yılın felaketini yaşadı. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz, hükümetimiz, milletimiz öyle bir el ele duruş, öyle bir kenetlendi ki asrın kardeşliği ve asrın dayanışmasına tanık oldu dünya. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın her birinize hem selamlarını hem de bayramınızı mübarek ettiği cümlelerini iletmek istiyorum. Kıymetli kardeşlerim, biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere, bütün depremzede kardeşlerimize, hak sahiplerine vermiş olduğu sözü gerek İçişleri Bakanlığımız, gerek Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, tüm kabinedeki bakanlarımız ve devletimizin bütün kurum ve kuruluşları kendi üzerlerine ne düşüyorsa bilin ki bu sözü en güzel şekilde yere düşürmeden zamanında yapmak ve bu geçici barınma merkezi, bu mekanlarda sizi en güzel şekilde o konutlara anahtarlarınızı teslim edip uğurlamayı şu bayram gününde, bu güzel duaların kabul olduğu vakitte Allah sizlere, bizlere nasip etsin diyoruz. Hep beraber dualarla, niyazlarla önce şehitliğimize gittik. Bu cennet vatanı bize bağışlayan, bize emanet eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Ruhları şad olsun diyoruz. O büyük deprem felaketinde aramızdan ayrılan şehit kardeşlerimizin yanlarına uğradık. Az önceki şehitlerimizin selamlarını onlara getirdik ve hep beraber ellerimizi açtık, dua ettik. Ya Rabbi, sevdiklerine doyamadan bu toprağın altında meftun olan depremzede şehit kardeşlerimize diyoruz ki ruhları şad olsun. Ya Rabbi, onların geride bıraktığı kıymetli kardeşlerimize biz acımızı içimize gömdük. Sabırla, sebatla, senin yolunda emin adımlarla gidiyoruz. Ama yine senin çok sevdiğin gibi merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin buyurun mucibince, biz yaraları sarmak, senin rızan için sarmak, devletimizin, kurumlarımızın, hayırseverlerimizin ilgi, alaka ve yardımlarının en kısa zamanda onların gönlünde hoşnut olacağı bir ortamı sağlamak noktasında kabristanda onlara da söz verdik. Ve göreceksiniz, bizim onlara da olan o sözümüz yerde, Allah'ın izniyle kalmayacak. Biraz rakam verelim. O büyük deprem felaketinden sonra halen şu anda tesislerde misafir olan Gaziantep'li sayımız 746. Çadırlarda, çadır alanlarında diyelim, bireysel çadırları kastetmiyorum, çadır alanlarında 966 hane, yani 4600 civarında kardeşimiz misafir, yani geçici barınıyorlar. Konteyner ve bu şekilde olan yaşam alanlarında misafirimiz 16000 hane ve sayısı 51800. Bir de bizim geçici barınma hizmeti olarak son kalemimiz var. O ne? O da kira yardımı. 18741 vatandaşımız da kira yardımından istifade ediyor. İçişleri Bakanı olarak göreve başladığımız ilk günden beri diğer kabine üyesi arkadaşlarımızla beraber biz de hep deprem acısı yaşamış ve yaraları sarmak üzere gece gündüz demeden gayret gösterdiğimiz şehirlerimizi ziyaret ettik. Nasip bayram günü, Kurban Bayramı günü sizlere misafir olmaktı. Sizleri görmek ve sizlere hasbihal etmekti.
Demem odur ki değerli kardeşlerim, biz bayram hemen sonrasında hem Gaziantep'te hem diğer 10 ilde tesislerde misafir ettiğimiz ve çadır alanlarında kalan arkadaşlarımızı, hemşehrilerimizi ne yapacağız? Onları konteyner alanına geçmek isteyenleri oraya, kira yardımı almak isteyenler varsa da kira yardımını alacağız. Dolayısıyla kalıcı konuta geçinceye kadar olan, hak sahibi olan kardeşlerimiz artık bayram ertesinde iki tür, ya kira yardımı ya da bu şekilde bizim arzuladığımız klimalar olan, içinde ocakları olan, artık dağıtacağımız ki Temmuz'un sonu itibariyle bu süreci de Allah'ın izniyle tamamlayacağız. Sıcak yemek dağıtımı için bugüne kadar gösterilen başarı, Kızılay ve ilgili STK'larımızın her birine minnettarız. Duamız onlarla. Teşekkür ediyoruz. Ama artık sizlere bir kart dağıtacağız. O kart aynı kredi kartı hüviyetinde. Bunları belirli aralıklarla biz, miktar olarak şimdi söylemiyorum, daha sonra belirteceğiz. Artık bu kartın geçtiği her yerde alışverişlerinizi siz yapacaksınız ve akabinde 5 Şubat ve öncesinde olduğu gibi hanım kardeşlerimiz o özlediği evlerinde yemek pişirmeyi, evlatlarına, ailesine efendim sofra hazırlamanın heyecanını Allah'ın izniyle tekrar yaşayacak. Bunu Allah izin verirse bayramdan hemen sonra başlayacağız. Bu geçici konutlarımızda bir an önce kalıcı konutlara geçmeyle ilgili bir çabamız var. Ortada Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözü var. Peki bu kalıcı konutlarda dedik ya, kalıcı konut veya kira yardımı, buradakini normal bir hayatta var olan hem kamu kurum ve kuruluşlarının sunmuş olduğu hizmet, hem büyükşehir başta olmak üzere ilçe belediyelerimizin sunmuş olduğu hizmet, Kızılay başta olmak üzere diğer hayırsever STK'larımızın sizlerle buluşmak istediği hizmet, AFAD'ımız baştan beri zaten gece gündüz bu hizmetleri veriyor. Dolayısıyla 7'den 70'e sizin ihtiyaç duyduğunuz, aradığınız hangi alanda olursa olsun o hizmetler bilin ki gelişerek sizlerle buluşacak. Bizim bir tek niyetimiz var. Sizin gönlünüzü kazanmak. Sizin hayır duanızı almak. Mazlumun hayır duası bizimle beraber olsun. Depremzede kardeşlerimizin hayır duaları devletimizin, milletimizin, tüm kurum ve kuruluşlarımızın üzerinde olsun istiyoruz. Ve biz sizin dualarınızın bereketine inanıyoruz değerli kardeşlerim. Son olarak kalıcı konutla ilgili şehir merkezlerimizde 15.071, kırsal kesimde 5.107, toplam 20.184 konut ihalesi yapılmış. Yapıldı. Kim yaptı? Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımız yaptı. O inşaatların da nasıl gittiğini gün be gün sizler görüyorsunuz. Evet, AFAD Başkanım uyardı. Daha önce Malatya'da, Osmaniye'de söyledik. Kart verip, vize kart veya kredi kartı anlamına gelen kart verdiğimiz zaman, ben engelliyim evladım, ben yemek pişiremem, şu an durumum buna müsait değil diyen bir annecağızım var ise, o annecağızımıza diyoruz ki sen üzülme, başım gözüm üstüne, biz o ailelerimizi buradaki idare tespit edecek, onlara yine önceki gibi beğendiği, razı olduğu yemek hizmetimizi yapmaya devam edeceğiz. 100 yılın dayanışmasını gösteren devletimize, milletimize zeval vermesin diyoruz. Buraya gelebilen siz kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, çocuklarımıza, yavrularımıza ve gelemeyenlere, her birine bizim selamlarımızı, bizim güzel bayram dileklerimizi ve bayramlarını tebrik ettik dileklerimizi iletirseniz sizlere minnettar oluruz. Tekrar her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.